Selam, ben Davut'ta. Dostlar, kitap okuma serisinin ikincisiyle karşınızdayız. Yani Kod serisinin. Bugün ne okuyacağız? Bugün Profesör Kadir Canatan hocamızın Din Felsefesi isimli bu kitabından. Bu kitabı 2 sene önce hocamızdan imzalı almıştım bir kitap fuarında. Buradan bir bölüm okuyacağım dostlar. Kadir Canatan hocamızın hayatıyla alakalı internetten bilgi edinebilirsiniz ama Nevşehirliymiş. Sosyoloji bölüm mezunu, Amsterdam Özgür Üniversitesi'nde antropoloji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi yapmış. Ben sosyoloji diye biliyordum. Sosyoloji alanında yüksek lisans doktorası var o zaman Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde. Yanılmışım dostlar. Evet, hocamızın birçok kitabı var. Hocamız çok anlaşılabilir, güzel, böyle hap bilgiler şeklinde kitap yazıyor. Bu açıdan da harbiden takdir ediyorum. Şimdi ne okuyacağız? Din ve bilim ilişkisi bölümünü okuyacağım dostlar. Kısa, çok kısa. Zaten kısa kısa. Sayfa 47, birkaç sayfa. Din ile bilim ilişkisinin hem ne olduğu hem de nasıl olması gerektiği din ve felsefesi uğraştıran bir meseledir. İlk etapta din ve bilim arasında bir çatışma olması anlaşılır bir şey değildir. Tarihsel olarak bakıldığında Buda, Muhammed, İsa ve Musa gibi peygamberler ya da öğreti sahipleri kendilerini bir bilim adamı olarak takdim etmekten ziyade bir ahlak ve maneviyat öğretmen olarak lanse etmişlerdir. Başka bir deyişle din, insan hayatına anlam kazandırmak ve ona bir yol haritası sunmak isteyen normatif bir sistemdir. Oysa bilim bir olayı tasvir etmek, tasvirlemek ve açıklamak isteyen bir çerçevedir. Dinin kaynağı eğer vahiy dinlere esas alınırsa ilahidir. Oysa bilim beşeri bir faaliyettir. Burada iki farklı olgudan bahsettiğimiz açıktır. Dini bilgi insanın nasıl yaşaması gerektiğini söyler. Bilimsel bilgi neyi nasıl işlediğini açıklar. Bu iki farklı bilgi türü insanın hayatta farklı ihtiyaçlarına karşılık gelir. Dini bilgi insanın dünyada neden var olduğuna, nasıl yaşarsa nasıl bir sonuç alacağına ilişkin bir düzen vaaz eder. Bilimsel bilgi ise doğa ve toplumla ilişkisinde ona kavrayış ve kolaylık sağlar. Neyi nasıl yapacağı konusunda ona imkanlar sunar. Din bilim ilişkisinde bir adım daha ileri atıp her ikisinin de ortak bir öncülden hareket ettiklerini bile söyleyebiliriz. Her ikisi de dünyada bir düzen olduğu fikrini paylaşır. Eğer dünyada bir düzen değil de bir kaos olduğunu kabul edersek bilim yapma imkanı ortadan kalkar. Bilimin amacı dünyadaki düzenlilikleri araştırmak ve onları bir yasa çerçevesinde formüle etmektir. Ancak din düzen fikrini başka bir amaçla kullanır. Eğer yeryüzünde bir düzen varsa ve evren belirli yasalara uygun olarak işliyorsa, o zaman bu düzenin bir yaratıcısı olması gerekir. Böyle mükemmel bir düzen rastlantı sonucu ortaya çıkmış olamaz. Bilakis böyle akıllı bir tasarım, akıllı bir tasarımcının ürünü olması gerekir. Eğer bu minvalde düşünülürse bilimin dine hizmet ettiği bile söylenebilir. Nitekim Avrupa'da Rönesans düşünürleri böyle bir bilim anlayışını dile getirmişlerdir. Durum böyleyken nasıl oldu da din ve bilim çatışma içerisinde düştüler? Yolları ayrı ya da başka türden ihtiyaçlara cevap veren din ve bilim neden birbirleriyle uyumlu olması gerekirken kavgaya tutuştular? Bu sorular aslında tarihte olan bir çatışmaya da işaret etmektedir diyor. Burada Avrupa Orta Çağ ile alakalı bir şeyler yazmış hocamız. Osmanlı ile alakalı da bir şeyler yazmış. Onları geçeyim dostlar. Şurada önemli olan okumak istediğim mevzu aslında burasıydı dostlar. Ben direkt buradan başlayacaktım ama fikir versin diye o kısmı okudum. Hem tarihsel hem de teorik olarak bakıldığında burası önemli dostlar. Din ile bilim arasında ideal tipik anlamda 4 tip ilişkiden bahsedebiliriz. 1. Çatışma, yani din ile bilim çatışıyor iddiası. 2. Bağımsızlık, yani dilin sahası ayrı, bilimin sahası ayrı, birbirine bağımsız çalışıyorlar. Çatıştırmayın anlamında. 3. Diyalog, buna diyalog geçebilir. Yani barış halinde yaşayabilirler. 4. Entegrasyon, bu da diyaloğa yakın bir şey. Bu iddiayı dostlar çok meşhur bir bilge kişi Barbaro'nun bir kitabından alındı. Din ve Bilim diye bir kitabı var bu zatın dostlar. İnsan Yayınlarından çıktı Türkçe'de. O kitabının birinci cildinde 2004 yılında yayınlanmış. Yazıyor bu bilgiler. Zaman zaman da bu 4 maddeyi hocalarımız da alır, kullanırlar, söylerler. Burada izahat yapmış Sayın Kadir hocamız. Kadir değil mi? Kadir Canatan. Biz de okuyalım inşallah. Çatışma tezine göre bilim ve din birbiriyle çatışır. Evrim teorisi bunun en iyi örneğidir. Bilim ile din arasında çatışma olduğu tezini savunma açısından her ne kadar iki aşırı ucu temsil etseler de bilimsel materyalizm ve dini literalizm savunucuları aynı safta yer alır.
Her iki gruba göre de bilim ve din birbirinin düşmanıdır. Bilimsel materyalizm, evrendeki tek gerçekliği madde, maddenin de bilimin konusu, dolayısıyla da bilginin tek geçerli yolunun bilim olduğunu iddia eder. Buna göre de evrimin bilimsel açıklamaları teizmle çatışır. Bu iddialar tartışılabilir ve şayet bu çatışmadan söz ediliyorsa bu din ya da teizm ile bilim arasında değil, din ile materyalist fizik arasındadır. Kutlu metinler literal olarak yorumlandığında da çatışmanın başka bir şekli karşımıza çıkmaktadır. O halde çatışma bizatihi din ile bilim arasında değil, din ve bilimin belirli yorumları arasındadır. Tarihte de muhtemelen çatışma farklı yorumlar arasında olmuştur. Çatışma tezine alternatif bir tez bağımsızlıktır. Bu anlayışa göre bilim ve din sordukları soru, uğraştıkları konu ve kullandıkları yöntem açısından birbirinden ayrıştırmalı ve birbirinin işine karışmamalıdır. Aralarındaki mesafeyi korudukları sürece bilim ve din iki ayrı şey olarak bir arada bulunabilirler. Bu anlayışın savunucuları bilim ve dinin alanlarını belirlemeye yönelik farklı anlayışlar ortaya koymuşlardır. Bilim ve dinin farklı işlevler gören farklı diller olduğunu iddia eden anlayış da bağımsızlık savunucusudur. Fakat bilim ve dinin aynı alem hakkında konuşmaları aralarındaki ilişkiye dair daha bütüncül bir anlayışa ihtiyaç olduğu açıktır. Başka bir de ise bilim ve din üst bir felsefe de pekala buluşabilirler. Diğer bir tez, iki farklı alan olan bilim ve din arasındaki bir takım benzerlikler bulunduğu farz edilerek yöntemsel karşılaştırmalar yaparak bilimin kendi sınırları içerisinde cevap bulamadığı sorulara cevap aramaya yönelerek veya de bilimsel kavramlardan teolojik olarak da yararlanmaya yönelik oluşturulan diyalog biçimidir. Bağımsızlığın bir anlamda bilim ile din arasındaki yöntemsel ve kavramsal farklılığın üzerinde durduğu yerde diyalog yöntemsel ve kavramsal benzerliğe işaret eder. Böyle bir diyalog her iki disiplin için de yararlı olabilir. Söz gelimi Müslüman dünyada hilalin görülmesi meselesi farklı gruplar arasında uzun bir tartışma konusu haline gelmiştir. Oysa ki bu konuda uzmanlara konuyu bırakmak bir uzlaşma yolu olabilir. Çünkü hilalin görülmesi dini bir kriter olmakla beraber bu kriterin uygulanması tamamen bilim adamlarına bırakılabilecek bir konudur. Din ile bilim ilişkisine dair diyalogtan da öte bir biçim ise bilim ile dinin daha sistemli ve kapsamlı bir şekilde birbirine entegrasyonudur. Yani bütünleşmeleridir. Entegrasyon üç şeklinden bahsedilebilir. Doğal teoloji, doğal teolojisi ve sistematik sentez. Tanrı'nın varlığının doğadan çıkarılan delillerle desteklenebileceğini iddia eden doğal teolojinin gerek orta çağdan gerekse de günümüzden birçok temsilcisi vardır. Bu teolojinin aksine doğa teolojisi bilimi değil, dini tecrübe ve tarihsel vahye dayalı dini geleneği temel alır. Bilim ile din arasında daha sistematik bir entegrasyonu savunan anlayışın en kayda değeri ise süreç felsefesidir. Kanaatimizce dinsel ve bilimsel bir bağnazlık içine girmeden bu tezler arasında diyalog ve entegrasyon yaklaşımları din ve bilim arasında olması gereken anlamda en verimli ilişki biçimleri olabilirler. Çatışma ya da birbirinden ayrı durma yani bağımsızlık hayat alanlarının ve insanın da karmaşık yapısı dikkate alındığında disiplinlerin pek başarabileceği bir şey gibi görünmemektedir. Üstelik çağımızda disiplinler arası giderek önem kazanan bir yaklaşım haline gelmiştir. Demiş hocamız. Burada yine bazı açıklamalar da yapmış sayın hocamız. Tamamını okumayacağız tabii. Hatta bitirmek istiyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Burada özellikle söylemeye çalıştım. Din ile bilim arasındaki bu ideal dört tip ilişki. Neydi bunlar? Çatışma, bağımsızlık, diyalog ve entegrasyon. Bu kavramları zihnimize tutalım dostlar. Gerçekten bunu hayatta da görebiliyoruz. Yetkili, yetkisiz herkes din ile bilim arasında işte diyalog vardır, entegrasyon vardır, bağımsızlık vardır ya da işte çatışma vardır diyerek bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Yeterli, yetersiz argüman kırıntıları sunarak kendi görüşlerini ispata çalışıyorlar. Hocamız da bu meseleyi güzel ele almış, güzel irdelemiş. Kitabı alıp okuyabilirsek din felsefesi burada sayın hocamız daha ayrıntılı bilgiler sunmuş. Zaten kitap kaç sayfa? 90 küsür sayfaydı herhalde. Yok pardon 100 küsür sayfaymış dostlar. Küçük bir eser birkaç gün içerisinde de okuyabilirsiniz. Beyan yayınlarında çıkmış dostlar. Bu da bu kadar. Kurs serisi bu şekilde olacak. Daha öncesinde de söylemiştim. Değişik. Yarın bakarsanız belki bilimle alakalı ya da başka bir mevzuyla alakalı bir okuma yapabilirim. Her gün olması gerekmiyor dostlar. Bugün biraz müsaittim. En azından şu an itibariyle müsaittim. Bu sebepten böyle bir paylaşım yaptık. Şimdi de bu kadar. Hoşça kalın.